Sevgili izleyiciler, Sağlığım İçin Her Şey'in Diyabetle Yaşam köşesine başlıyoruz bu haftadan itibaren. Bugünkü konumuz insülin direnci ve tip 2 diyabet. Bu konuda bize Nazif Bağrıaçık Diyabet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı, aynı zamanda Türk Diyabet Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan İlkova bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, hemen iletişim bilgilerimizi anımsatmak istiyorum. Aranızda kendisi ya da bir yakını şeker hastası olan varsa, insülin direnci, reaktif hipoglisemi gibi sorunlarınız bulunuyorsa ve diyabetik ayak gibi diyabete bağlı başka problemleriniz varsa bize sorularınızı 0533 096 72 73 0216 323 22 67 numaralı telefonlardan iletebilirsiniz. Sağlığım için her şey @atvavrupa.tv adresinden maille de ulaşabilirsiniz. YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da bizleri takip edebilir ve programla ilgili tüm konularımıza, videolarımıza erişebilirsiniz. Sohbetimize tekrar hoş geldiniz diyeyim. İnsülin direnciyle başlayalım. Çünkü son zamanlarda insülin direnci kavramını medyada olsun, dost sohbetlerinde olsun çok sık duymaya başladık. Nedir insülin direnci? Şimdi insülin direncini şöyle basitçe bir tanımlamak gerek. O çok önemli çünkü insanların bende insülin direnci varmış dediklerinde neleri olduklarını bilmeleri gerek ki bu maalesef bilinmiyor, öğretilmiyor, belki de anlaşılmıyor. Şimdi insülin bir hormon, pankreastan salgılanan ve bir işlevi var. O işlevi de bizim enerji için kullandığımız önemli bir yapı maddesi, önemli bir molekül glikoz, yani şekerin hücre içine girmesini sağlamak. Aslında tek işlevi hemen hemen bu kabaca. Peki insülin direnci nedir? Nerede bu direnç? Her madde bir hücre içine girerken o hücrenin dış zarında ya da çeperinde bir kapı açılır. Bu glikoz için böyledir, kalsiyum için böyledir, potasyum için böyledir. Hücreye giriş çıkış yapan her molekül için hücrenin çeperinde, hücrenin membranında bir kapı açılır. O kapıyı açan da bir takım kimyasal moleküller vardır. O kapının anahtarı gibi. O anahtar o kapıya, kilide girmezse, o kilidi açmazsa o kapı açılmaz. Dolayısıyla o molekül ne içeri girer ne de dışarı çıkar. İnsülin işte glikozun girdiği kapının kilidini açan anahtar. Çok basit deyimiyle insülin o kilide girecek. Buna hücre üzerindeki reseptör diyoruz. Karşılığı ise, yani kabaca karikatürize edersek, bir kilit. Kilidi açacak, kapı açılacak, aralanacak. O aralanan kapıdan da glikoz içeri taşınacak. Gittiği yere kadar, işte hücre içindeki fabrikaya kadar gidecek. Şimdi bazı kapılarda biliyorsunuz bir tane anahtar, bir kilit var. Tek anahtar taşırsınız, tek anahtardan o kapıyı açarsınız, kapı açılır, içeri girersiniz. Bazı kapılarda, bazı obsesif insanların, yani takıntılı insanların kapılarında ise 2 kilit, 3 kilit, 4 kilit, 5 kilit olabilir. Hatta zincirle bile bağlayan insanlar da vardır. İşte insülin direnci ne kadar çoksa o glikozun girdiği kapıdaki kilit sayısı o kadar çok demektir. Hı hı. O vakit o kapının açılması için yani insülin direnci olmayan bir kişide tek bir anahtar, yani tek bir insülin gerekirken, insülin direnci olan, yani kapısındaki kilitlerin sayısı çok fazla olan insanda 10 insülin molekülü, 10 tane anahtar gerekecektir. Peki böyle bir tablodaki kişide insülin direnci varsa ne tür yakınmalar olur? Yani ne tür hiçbir yakınma olmaz. Evet. Ama kanında bakıldığı zaman çok fazla düzeyde, çok yüksek düzeyde insülin bulursunuz. Ha evet, insülin direnci olan kişilerin bazılarında insülin salgısıyla ilgili de bir takım bozukluklar ortaya çıkabilir. Çok genç yaşta da ortaya çıkabilir bu. İlerleyen yaşlarda da reaktif hipoglisemi dediğimiz, yemek yedikten sonra ortaya çıkan kan şekeri düşüklüğü, genellikle insülin direnci olan insanlarda biraz daha fazla görülür ama bu insülin direncinin mutlak bir belirtisi değildir. Hı hı. Yani eğer insülin direnciyle diyabeti bir araya getirecek olur isek, aşağı yukarı toplumun %30'u, %40'ı insülin direnciyle doğarlar. Yani bir doğumsal insülin direnci vardır. Buna eklenen bir de edinsel, yani daha sonra oluşan, daha sonra gelişen insülin direnci ki bu yıllar geçtikçe alınan kiloların, yani yağ dokusunun getirdiği insülin direnci, diğer taraftan da ilerleyen yaşın getirdiği insülin direnci de buna eklenir ve konjenital dediğimiz, yani doğumdan birlikte edindiğimiz insülin direnci, aldığımız insülin direnci, daha sonra çevre faktörleri nedeniyle edindiğimiz ilave insülin direnci bizim toplam insülin direncimize neden olur. Ama diyabete baktığınızda bu diyabet oranı, yani en son epidemiyolojik verilerde toplumda aşağı yukarı prevalans adını verecek olursak sıklığına %13, %14, hadi bilemediniz %15 civarında, ama bu giderek artıyor. Yani her insülin direnci olan kişi diyabet olacak diye de bir kural yok. Peki diyabet açısından kimler risk grubuna giriyor? Biraz da onu bize söyleyebilir misiniz? Tip 2 diyabeti tabii. Yani tip 2 diyabette risk grubuna giren insanları, yani birinci sıraya yazılması gereken tabii ki akrabalarında, birinci derece akrabalarında özellikle ve yani yakın akrabalarında tip 2 diyabeti olan insanlar, risk altında olan insanlar. Göbek çevresi ya da bel çevresi erkekler için 94 santimetrenin üstü, kadınlar için 80 santimetrenin üstünde olan insanlar yine tip 2 diyabet riski taşıyan insanlar. Yani çalışmalarda gösterilmiş ki yani bel çevresi insülin direncini birebir gösteren bir ölçüt. Dolayısıyla bir kişinin bel çevresi demin söylediğim rakamların üstündeyse mutlaka insülin direnci var demektir. Peki çok iri çocuk doğurmuş olan kadınlar da risk grubunda. Tabii yani sıralamaya koymak gerekirse devam edecek olursak iri doğum, yani gestasyonel diyabet ya da gebelik diyabeti tanısı konmuş kadınlar diyabet riski taşıyan insanlardır. Veya öyle bir tanı konmamıştır ama öyküsüne babaktığınızda 4,5-5 kilo olan doğumlar vardır öyküsünde kadının. O da öyle bir durumda da diyabet riskinin varlığından söz etmek mümkün. Genç yaşta ortaya çıkan kalp damar hastalıkları, işte erken yaşta geçirilen bir miyokard infarktüsü acaba diyabetli olan bir zeminde mi ortaya çıktı? Yine bir risk grubudur. Biyokimyasal analiz yapıldığında eğer kandaki yağ, kolesterol değerleri çok yüksekse yine o kişi de diyabet aranmalı. Hipertansiyon olan bir kişinin diyabet olma riski fazladır. Mutlaka diyabet aranmalı. Bunlar çok uzun bir liste halinde ama yani en çok bizim karşımıza çıkan obezite, şişmanlık ve özellikle de göbek çevresinin geniş olduğu viseral obezite dediğimiz bedensel obezite. Bir de ailesinde özellikle diyabeti olanlar, işte gebelik diyabeti hikayesi olanlar diye, yani sıklık sırasına göre sayılabilir. Şimdi bir şey daha öğrenmek istiyorum. Şimdi katıldığım bazı kongrelerde, medyaya yansıyan haberlerde de bazen erkeklerdeki bir cinsel problemin, bir sertleşme probleminde diyabetin ön habercisi olabileceği söyleniyor. Bu gerçekten böyle midir? Bazen erkekteki bir cinsel problem diyabetin ön habercisi olarak ortaya çıkabilir mi? Ya da sonradan oluşan diyabette cinselliği nasıl etkiler? Şimdi yani diyabet varlığında ereksiyon sorunu ya da erkekteki cinsel sorunun ortaya çıkması için var olması gereken psikolojik boyutunu işin bir tarafa koyacak olur isek ki en önemli sorun belki de o. Diğer taraftan da damar komplikasyonlarının başlıyor olması lazım ve sinir komplikasyonlarının başlıyor olması lazım. Bu iki komplikasyonda diyabet ortaya çıkmadan, yani henüz prediyabetik dönemde, preklinik dönemde ya da sadece işte bozuk glikoz toleransı ya da bozuk açlık glikozu dediğimiz risk kategorileri sırasındayken, ki bu yıllar süren bir süreçtir diyabet olacak bir kişide, damar komplikasyonları hiç diyabet olmayacak kişilere göre ve diyabet riski taşımayan kişilere göre çok hızlı seyreder. Dolayısıyla bu insanlarda damarla ilgili sorunlar klinik olarak diyabet ortaya çıkmadan ortaya çıkabilir. Keza nöropati, yani diyabetin önemli bir komplikasyonu nöropati, yeni tanı konmuş diyabette bile %20 civarında görülebiliyor. Dolayısıyla nöropatinin de ortaya çıkması klinik olarak diyabetin tanınmasından önceki dönemlerde olabilir. Dolayısıyla yani genç yaşta ereksiyon sorunu yaşayan bir erkekte altında yatan neden henüz söylenen, belirtilen, tanı konmuş bir diyabet olmasa bile ona bağlı olabilir. O yüzden diyabet mutlaka araştırılmalı tabii. Diyabet mutlaka araştırılmalıdır derken önemli bir noktaya geldiniz. Acaba diyabetten şüphelendiğiniz bir hastada hangi testleri istiyorsunuz? Açlık kan şekeri yeterli midir? Tokluk kan şekeri istiyor musunuz? Şeker yüklemesini kimlere öneriyorsunuz? Şeker yüklemesinin yeri nedir diyabet tanısında? Şimdi şöyle, yani diyabetin tanısı bir diğer hastalıklarda olduğu gibi bir takım serolojik, yani işte antikoru pozitif o hastalık var şekilde bir tanıyla konan bir tanı değil. Yani bundan 15 yıl önce, 15-20 yıl geriye gittiğinizde diyabetin tanısı için kullandığımız glikoz değeri 140 mg'ken işte aşağı yukarı bir 17-18 sene önce bu 126 mg'a indirildi. Normal glikoz 140 mg'a kadar sayılır iken şimdi 100 mg'a kadar normal sayılmaya başlandı. Ama 99 mg ya da 100 mg normal mi? Hayır, bana göre değil. Bilime göre de değil. Çünkü kişi o 99 mg'a gelene kadar 80'li mg'lardan yıllar içinde yavaş yavaş yükselerek geliyor. Tanı için kullandığımız kriterleri kim ortaya koydu? İşte diyabetten uğraşan bilim insanları bir araya gelip acaba biz hangi glikoz rakamını, hangi kan şekeri rakamını tanı için kullanırsak bu insanların komplikasyonlarını daha çok önleyebiliriz. Komplikasyonlar ortaya çıkmadan önce tanısını koyabiliriz sorusuna yanıt ararken bu işte miligram cinsinden kullanılan şeyde 126 miligram gibi bir rakam ortaya çıktı. Tanısını koyarken de eğer bir kişinin açlık glikozu 126 mg'ı geçtiyse evet tip 2 diyabet vardır demek. Ama genellikle bir insana kronik bir hastalık tanısını koyarken de o rakamı 2 kere görmek bizim alışkanlığımız olmalı. Yani bir kez daha yapılmalı, bir kez daha 126 mg'ın üstündeyse diyabet tanısı koymalı. 100 mg normal dedik, o zaman 100'den 126 arasında bir gri alan var. Buna bozuk açlık glikozu diyoruz ki bu aralıkta olan insanların da mutlaka 2 saatlik 75 gram glikoz yükleyerek yapılan bir metabolik teste tabi tutulmaları lazım. Bu test sırasında eğer 2. saatteki glikoz değeri, kandaki glikoz değeri ama plazmada bakılıyor glikoz değeri eğer 140'dan 200 mg arasındaysa bu kişilerde henüz diyabet yok ama ileri derecede risk var anlamına geliyor. Bozuk glikoz toleransı. Eğer 200 mg'ı geçen değerler ortaya çıkıyorsa, örneğin açlık kan şekeri 101, 102, 103 mg, 2 saatlik yüklemede 2. saat şekerde 210 mg çıktı. O kişide diyabet var demek gerekir ve ona göre de tedaviyi planlamak gerekir. Şimdi sohbetimizin son 5 dakikası içindeyiz. Siz Türk Diyabet Cemiyeti'nin başkanlığını yapıyorsunuz. Türk Diyabet Cemiyeti ve Türk Diyabet ve Obezite Vakfı olarak Nazif Bağrıaçık Diyabet Hastanesi'ni açtınız. Şimdi hastane hakkında bana biraz bilgi vermenizi rica edeceğim. Çünkü Türk Diyabet Cemiyeti bir yanda diyabet için, diyabetle mücadele için çalışan, kar amacı da gütmeyen bir kuruluş. Açtığınız hastanede kaç yatak kapasitesi var? Şeker hastalarına yönelik ne tür hizmetleri veriyorsunuz? Şimdi tabii diyabet hastanesi her ne kadar yeni açılan bir hastane olsa da aslında 50 yıllık bir sağlık kuruluşu. 25 senelik de bir hastane aslında. Harbiye'deki eski yerinden Kadıköy'deki yeni yerine birazcık daha genişleyerek, branş sayısında biraz daha artış göstererek, yatak sayısında artış göstererek yeni yerine taşındı. Tabii yeni yerine taşınınca yeni olanaklar, yeni branşlarla hem diyabetli hastalara hem diyabeti olmayan hastalara hemen hemen her branşta hizmet verme olanağı olan bir hastane haline geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı bir hastane ama her halükarda yine hastalarımızın yararına olacak şekilde hastanenin hizmet alırken yapılan ek ödemeler konusunda da olabildiğince hastaneyi, çünkü her iki bahsettiğiniz kuruluş, gerek Türk Diyabet Cemiyeti gerek Türk Diyabet Obezite Vakfı, bu her iki kuruluşta kamu yararına çalışan ve bugüne kadar 60 yıldır yaptığı hizmetlerden de kar amacı gütmeden bu işi sürdüren bir kuruluş. Yine öyle olmak durumunda bu hastanenin sahibi var ama ortağı yok, öyle diyelim. Hissedarı yok. İşte sadece iki sivil toplum örgütünün yürüttüğü hizmet amacıyla kurulmuş ve bizim uzun yıllar başkanlığımızı yapmış. Kuruluşlarımızda gerek vakfın gerek derneğin hizmetleri geçmiş. Benim de hocam olan Nazif Hoca'nın Nazif Bağrıaçık ismini hastaneye verdik. Aslında bu çok güzel bir şey. Profesör Doktor Nazif Bağrıaçık benim de ilk gazeteciliğe başladığım zamandan beri tanıdığım bir hoca diyabet dünyasında. Sizlerin de hoca yaşarken böyle bir şeye onun ismini vermeniz aslında çok güzel. Hani vefa duygusu çok güzel bir duygu. Şunu sormak istiyorum. Şimdi size şeker hastaları aslında Türk Diyabet Cemiyeti'nin Nazif Bağrıaçık Diyabet Hastanesi. Bizi izleyen Türkiye'de de pek çok şeker hastası var ve Türkiye'nin dışında da şeker hastalığı tanısı almış pek çok hasta var. Şimdi şeker hastalığına bağlı pek çok komplikasyon vardır. Göz, ayak, kalp. Bunlarla ilgili olarak da gelen bir hasta aynı anda tüm kontrollerden geçme imkanına da sahip mi hastanede? Tabii yani diyabeti için, diyabetinin kontrol amacıyla gelen hastanın orada görebileceği kardiyolog, göz doktoru, göz bölümü, yani tüm gelişmiş gereken alet edevata sahip ve de günümüze modern tıbbına uygun hizmet anlayışıyla çeşitli branşlarda hizmet verebilen bir hastane haline geldi. Diyabetli kendi hastalığıyla ilgili tüm sorunlarında çare, ne yanıt bulabileceği gibi diyabeti olmayan insanların da gelebileceği bir hastane aslında. Aynı zamanda herhalde pek çok Türkiye'nin yani Diyabet Cemiyeti'ne ve Türk Diyabet ve Obezite Vakfı'na bağlı pek çok hekimin de zaten uzman hekimin de çalıştığı bir hastane. Evet. En son artık sohbetimizin sonuna geliyoruz ama diyabetli hastalarda ayak problemleri, ayak yaraları oluyor. Ayak bakımı da önemli. Bu konuda da herhalde özel bir biriminiz var bildiğim kadarıyla. Yani o konuyla ilgili Kocaeli Üniversitesi'nde bilmem biliyor musunuz bir podoloji eğitimi yani yüksekokulu oluşturuldu. Ayak bilimi Kocaeli herhalde değil mi? Evet. Ve oranın ilk mezunlarından bize gönderdikleri bir öğrenciyi biz istihdam ettik. Ve gereken bütün alet, edevat her neyse bir ünite için o yatırımı hastane seve seve yaptı. Bunun hiçbir şekilde fizibilitesi bile yapılmadan biz bu yatırımı yaparken nedir hastanenin kazancı? Hayır. Bizim kazancımız podolojiyi bir kere hastanelere oturtmak olacak. Sadece bizim hastanemize değil, bizim hastanemizi örnek görerek belki bütün hastanelere o podologlar yayılacaklar. Yeni podoloji okulları açılacak. Kocaeli Üniversitesi'ne öyle bir sohbetimiz olmuştu. Onun üzerine bize hatta ilk okul birincisini gönderdiler. Okul birincisini istihdam ettik ama hastanenin açılışı gecikince bir sonraki senenin en başarılı öğrencisini yine bize yönlendirdiler. Böyle bir birimimiz de var. Evet, başarıyla çalışıyor. Artık sohbetimizin sonuna geldik. Özellikle uzmanlık alanınızdan biri olan diyabetle ilgili sormak istiyorum. Kişilere, diyabetli hastalara ne önereceksiniz? Yıllık kontroller herhalde çok önemli. Özellikle hedef organ hasarlarının da kontrolü çok önemli. Yani diyabetli bir kişi bir kere diyabeti önlemeden başlayacak olursak, diyabet ortaya çıkmadan önce insanların diyabetlerini acaba geciktirebilir miyim sorusuna yanıt aramaları lazım. O yüzden biraz önce bahsettiğimiz risk altındaki insanların durumlarını belirlemeleri, eğer diyabet riskini biyokimyasal olarak taşıyorlar ise mutlaka ona yönelik ben nasıl korunabilirim sorusunun peşine düşmeleri gerekir. Çünkü bir takım yöntemler gerçekten diyabeti engelleyebiliyor. Diyabeti olan kişilerin ise gerçekten düzenli kontrollerini yaptırması ve eğer olanakları varsa yıllık değil en az 6 ayda bir mutlaka doktor klinik kontrollerine gitmeleri, işte 3 aylık şeker ortalamasını gösteren hemoglobin A1C değerlerinin farkında olmaları, benim hemoglobin A1C'm 7'nin altında mı, 7'nin üstünde mi, nedir benim için doğru olan hedef, onların belirlenmesi. Yani sürekli hastalıkların takiplerinde olması lazım ki 10 yıl sonra, 15 yıl sonra kalp damar hastalıkları riskini azaltabilsinler. Ben çok teşekkür ederim. Biz Sağlığım için her şeye katıldığınız için. Sevgili izleyiciler, diyabetle yaşam köşemizin sonuna geldik. Hemen bu bölümü kapatmadan önce iletişim bilgilerimizi anımsatmak istiyorum. 0533 096 72 73 0216 323 22 67. Sağlığım için her şey devam ediyor.